Merhaba arkadaşlar, Şok Oldum kanalından herkese selamlar. Bir zamanlar Çukurova'nın 47. bölümü heyecanla beklenmeye başlandı. Bu videomuzda size 47. bölümde neler yaşanacağını anlatacağım. Özellikle Hünkar Yaman ve Fekelin'in aşkı ortaya çıktıktan sonra yaşanacak bomba gelişmelerden bahsedeceğim. Bu gelişmeler o kadar büyük ki, bu gelişmeler sonrasında Müjgan bebeğini kaybedecek, Yılmaz ve Müjgan boşanma aşamasına gelecek, yetmediği gibi bir de Yılmaz hapse girmek zorunda kalacak arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde Fekeli ve Hünkar Yaman aşkı yüzünden Yılmaz'ı çok zor zamanlar bekliyor. Videomuz başlamadan önce kanalımız Şok Oldum'a lütfen abone olarak bize destek olun. Demir annesini sıkıştırarak annesi ve Fekeli arasında daha önceden yaşanmış olan aşkı öğrenmişti. Ama buna çok büyük bir tepki göstermemişti. Çünkü annesi bu olaydan yaşanmış ve bitmiş bir olay şeklinde bahsetmişti. Ama işin aslında öyle olmadığını Demir öğrendiği zaman silahlar yeniden çekilecek arkadaşlar. Bu olayı ve bu olaydan kaynaklı olayları videomuzun en sonunda anlatacağım. Züleyha resmen Müjgan ve Yılmaz'ın aşkını kıskanıyor. Buna aşk demek ne kadar doğru bilmiyorum. Ama Yılmaz ister istemez Demir ve Hünkar Yaman'a zarar vermeye çalışırken en çok sevdiği, en çok değer verdiği insan olan Züleyha'ya çok büyük zarar verdi. Züleyha psikolojik olarak çok yıkılmış durumda. Bir yandan istemediği bir evlilikle karşı karşıya, diğer yandan çocuğunun babasını gizleme durumunda, öteki taraftan karnında bir bebeği var ve sevdiği adam gözlerinin önünde eşiyle gayet mutlu, mesut bir şekilde hayatını geçirmekte. Züleyha gerçekten delirme noktasına gelecek arkadaşlar ve Züleyha'nın herkesten intikamı çok büyük olacak. Züleyha doğum yaptıktan sonra göz artık Yılmaz'ı da görmeyecek. Ona zarar veren herkesten çok kötü intikam alacak. Sebahattin ve Savcı arasında büyük bir aşk başlıyor arkadaşlar. Tabii buna Şermin oldukça tepki gösterecek. Çünkü Şermin'in adı kötü kadına çıkmış durumda. Şermin adının bu şekilde anılmasıyla üzülürken diğer taraftan kocasının mutlu mesut bir ilişkiye başlaması onun çok zoruna gidecek. Şermin ister istemez de Sebahattin'den boşanmak zorunda kalacak. Açıkçası Sebahattin'in Şermin'den kurtulması beni sevindiren bir olay. Hatip Ağa'nın karısının Şermin'i basacağını zaten hep söylüyordum. Hakikaten de öyle oldu. Hatip Ağa'nın karısı Şermin ve Hatip Ağa'yı bastı ve Şermin'in adı bütün Çukurova'da yayılmaya başladı arkadaşlar. Şermin bunun etkisinden kurtulamayacak. Şermin'in artık kapısını çalan çok fazla erkek olacak ve Şermin ne yaparsa yapsın bu olayın önüne geçemeyecek. Şermin'in kızının da yurt dışından dönmesi çok yakın. Şermin'in kızının da Yılmaz'a aşık olmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu arada Yılmaz savcının odasına gittiği zaman görmüştük ki savcı Ercüment olayını incelemeye başlıyor. Bu Ercüment olayının karıştırılması Yılmaz'ın başını çok büyük belaya sokacak. Bunun sebebi de Fekeli ve Hünkar Yaman aşkı olacak arkadaşlar. Şermin gazeteye Hünkar Yaman ve Fekeli'nin çektiği resmini ve haberi yazıp yollayacak ve Çukurova'nın yerel gazetesinde bu haber yayınlanacak ve haber bomba etkisi yaratacak. Bütün Çukurova Fekeli ve Hünkar Yaman aşkını konuşmaya başlayacak. Bunu gören Demir de resmen delirecek ve eline silah kaptığı gibi Fekeli'nin kapısına dayanacak. Bu sırada da Beyi halasını ziyarete gitmiş olan Müjgan da orada olmuş olacak ve Demir tam Fekeli'yi vururken araya Müjgan girecek ve Müjgan vurulup yaralanacak ve bu da çocuğunu kaybetmesine sebep verecek. Bu olaydan sonra Yılmaz ve Demir hiç olmadığı kadar felaket bir şekilde birbirlerine düşman olacaklar ve ortalık çok fena karışacak arkadaşlar. Sırf Yılmaz Demir'e zarar vermesin diye de Hünkar Yaman Ercüment'i Yılmaz'ın öldürdüğünü söyleyerek Yılmaz'ı hapse attırıp oğlunun hayatı riskini önlemeye çalışacak. Evet, Hünkar Yaman çok büyük bir pislik daha yapacak ve Demir'i kurtarabilmek için Yılmaz'ı yakacak arkadaşlar ve üstelik Yılmaz bu sefer hapisten kolay kolay da çıkamayacak. Bu arada Yılmaz'ın hapse girmesiyle de Gülten'in Ercüment tarafından tecavüze uğradığı da ortaya çıkacak ve Gülten de bütün Çukurova'da adı kötü bir şekilde anılmaya başlayacak. Gülten de bu olayı hazmedemeyecek. Özellikle abisi Gaffur ve yengesi Saniye'nin ona olan baskıları yüzünden Gülten intihar etmeye kalkışacak. Lakin Gülten'i tek gerçek aşkı Çetin kurtaracak. Çetin Gülten'in intihar etmesine engel olacak ve böylece Gülten ve Çetin aşkı da resmi olarak başlamış olacak. Gülten Çetin'le evlenmek istese de Saniye ve Gaffur buna izin vermeyecek ve Gülten Çetin'e kaçacak arkadaşlar.
Bu arada Müjgan'ın halasının da Fekile'yi ayartmaya çalışacağını, bir şekilde Fekile'nin boş bir anından faydalanıp Fekile ile birlikte olmuşlar gibi göstererek Fekile'yi nikah masasına oturtmaya çalışacağını bekliyorum. Müjgan'ın halasının Fekile'yi ayartma sebebi tamamen para. Çünkü kadının tek derdi para ve lüks içinde yaşamak. Müjgan'ın halası ilerleyen bölümlerde çok daha aktif bir şekilde karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar, sizin yeni bölümle ilgili tahminleriniz neler? Bunları aşağı yorum olarak yazın lütfen. Sizce Yılmaz Züleyha ile mi birlikte olmalı yoksa Müjgan'la mı? Siz Yılmaz taraftarı mısınız yoksa Demir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi aşağı yazmayı unutmayın. Kanalımız Şok Oldum'a da lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.